30 dakikadan herkese merhaba. Bu hafta Kürt dünyasının efsane ismi, efsane sanatçısı Şivan Perver bizlerle birlikte olmuş olacak. Şivan Perver'le referandumu konuşacağız. Kürdistan referandumunu, bağımsızlık referandumunu konuşacağız. Bu Kürt halkı için, Şivan Perver için ne anlama geliyor? Bunu soracağım Şivan Perver'e. Ama aynı zamanda gelen tepkileri de soracağım. Özellikle Türkiye tarafından, Türkiye cenahından gelen tepkiler hakkında ne düşünüyor? Mesela Diyarbakır'da Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani ve kendisinin sahne aldığı o miting hakkında bugünden geriye dönüp baktığında pişman mı değil mi? Kandırıldık duygusu var mı? Bütün bunları Şivan Perver'e sormuş olacağım. Evet, 30 dakika başlıyor. Şivan Bey merhaba, hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş bulduk. Erkan Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Şimdi sizinle hatırlarsanız 3 yıl, 4 yıl oldu, 2013'te bir yayın yapmıştık. Evet, evet. Konuğum olmuştunuz. Sizinle... Dünya TV için miydi yoksa bugün için değil mi? Bugün için. Bugün TV'de size, uzun yıllar sonra Türkiye'de ilk defa Bugün TV'de sizi konuk etmiştik. O zaman Türkiye'ye gelemiyor idiniz, öyle bir ortam var idi. Sizinle tekrar ekranlardan dahi olsa tekrar sizinle görüşebilmek ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, eksik olmayın. Şivan Bey, şimdi tabii çok heyecanlı ve kritik günler geçiriyoruz. Belki de tarihi günler yaşıyoruz şu anda. Irak Kürdistan'ı açısından bir referandum gerçekleşti. Bütün itirazlara rağmen bu referandum gerçekleşti. Önce bu referandumla alakalı duygularınızı almak isterim. Bu referandum, bağımsızlık referandumu sizin için ve Kürtler için ne anlama geliyor? Evet. Elbette bizim için çok anlamlıdır. Çünkü yüzyıllardır Kürt halkı böyle bir günü bekliyordu. Yani biz insan hakları veya toplumsal haklar meselesini ele aldığımız zaman ki nasıl ki dünyada her toplumun kendi kaderini çizme hakkı varsa Kürt halkının da bu konuda kendi kaderini çizme hakkı vardır. Yerden göğe kadar yani Kürtlere gelindiği zaman biraz adalet bitiyor. Allah dünyaya adaleti verdiğinde adaleti insanlara teslim etmiş ama insanlar bu adaleti gerçekten haksız yere kullanıyorlar. Yani adalet olduğu gibi dağılmamıştır ve kullanılmamıştır maalesef. Evet. Şimdi bir Arap şeyhine ya da bir aşiretine her şey muhaf görülür, her şey doğru görülür ya da ne bileyim dünyanın genelinde böyle kendi tarihi değerlerine sahip dili, kültürü olan bir toplum 300 bin de olsa bir referanduma gittiği zaman başkaları tarafından çok saygıyla karşılanıyor ve insani bir haktır. Bu bir toplumsal düşünce, toplumsal istemdir. Bu bir irade kullanımıdır. Yani toplum kendi iradesini kullanıyor ve bu istekte bulunuyor ki bu haklı görülüyor ve eğer evet çıkarsa evet tamam. Herkes saygıyla onu kabul ediyor. Evet. Şimdi Kürtlere mesele gelindiği zaman anlamıyorum. Yani değil Kürt bağımsızlığı yani bir politik bir otonomi ya da kültürel bir otonomi bile Kürt için çok görülüyor. Yani bir referandum çok tabii bir şeydir. Yani insanların iradesinin kullanımıdır. Yani toplumun iradesidir. Yani sadece bir başkan veya bir vekil veya ne bileyim bir partinin verdiği bir karar değil. Sadece Mesut Barzani'nin verdiği bir karar değil. Kürt halkının verdiği bir karardır. Hı hı. Ben bir sanatçı olarak elbette yıllardır bunu söylüyorum kendi ülkem, halkım için. Yüzlerce şarkı söyledim. Ki her toplum gibi Kürt halkının da kendi kaderini tayin etme hakkının olduğunu ve bu konuda Kürt halkının
kendi kaderini çizmede böyle bir güne varması gerektiğini söyledim. Yani mesela başkalarıyla savaş değil de bir referandumla. Referandum gayet demokratik bir haktır yani. Ve benden şeyi sordunuz, yani heyecanınız, duygularınız yani nedir? Evet. Elbette herkes heyecanlıdır bu referandum için. Heyecanlıydı, hala heyecanlıdır. Çünkü ileride neyin olacağına, neyin yapılacağına kimse çok iyi kestiremiyor. Birkaç gündür bile Kürdistan'ın çevresinde tatbikatlar oluşuyor. Devletler, işte Kürdistan'ı bu duruma getiren devletler yavaş yavaş, ki aralarında o kadar husumet, o kadar çelişki olduğu halde birleşmeye başladılar bile. Evet. Peki bütün şimdi, bunlar Şivanperver, bütün bunlar, bu yaşananlar Kürt halkında ve sizde bir tedirginlik meydana getiriyor mu? Şu anda Erbil'de, Kerkük'te, Süleymaniye'de bölge halkındaki nabız nedir? Şimdi yani halkta elbette bir tedirginlik olur ama halk buna alışacak, muhakkak alışacak. Çünkü her şeyin muhakkak bir bedeli olur. Kürt halkı buna hazırdır. Yani elbette kimse bir savaşın olmasını, kimsenin ölmesini asla istemez. Ama ister istemez eğer bize bir saldırı olursa biz bunu göstereceğiz. Yani bunu karşılayacağız. Bunu asla ülkemize böyle bir şeyin olmasını istemeyeceğiz. Yani müsaade etmeyeceğiz. Yani savaş her zaman tedirginlik yaratır. Savaş çok kötü bir şeydir. Savaş yıkımdır. Ya ayrıca da bu sadece Kürtlerde değil, bu Araplarda da tedirginlik yaratır. Türklerde de tedirginlik yaratır. Yani Türkiye'de 30 milyona yakın Kürt vardır. Evet. Türkiye'nin her tarafı Kürtle dolmuştur. Yani Türkiye düşünmüyor mu hiç? Yani yarın ben Kürtlerle böyle bu çelişkilerin derinliğine girersem acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkar diye hiç düşünmüyor. Yani sen öldürürsün 1000 Kürt'ü, 100 bin Kürt'ü, 1 milyon Kürt'ü ama 50 milyon Kürt vardır. Yani diğer tarafta ne yapacaksın? Onun için Kürtler bu konuda inançlıdır. İnançlıdır ve kararlıdır. Yani Şivan, bu çok Bey, önemli. Şivanperver. İnançlı ve kararlı. Evet. Evet. Yani ben bu savaş olasılığıyla alakalı soracağım ama önce şu soruya girmek istiyorum. Bu bağımsızlık ilanı veya referandumu diyeyim, bu referandum pek çok kişiler tarafından eleştirildi. Rasyonel bulunmadı. Bir maceraya sürükleniyor ülke dendi. Siz bu itirazlar hakkında ne diyorsunuz? Şimdi aslında biz meseleyi geniş şekilde ele alırsak ötesinde daha değişik durumlar ortaya çıkar. Şimdi maalesef bak mesela Filistin 3 milyonluk bir halk. Hepimiz Filistin için çağırıyoruz, bağırıyoruz. Halbuki 20 bilmem kaç tane Arap ülkesi var, bağımsız Arap ülkesi var. Ama diyoruz bir Arap devleti daha oluşsun, güzel. Bir halktır, onun da özgürlüğe hakkı vardır diyoruz. Ama Filistin'in dili Arapça, kültürü Arapça, ruhu Arapça, her şey Arapçadır. Ama Kürt'ün dili Kürtçe, ruhu Kürtçe, kültürü Kürtçe, tarihi Kürtçe. Ha, mesele nereden kaynaklanıyor? Demek ki Filistin'e sahip çıkanlar vardır. Onun için de bu meseleyi çok rahat dile getirebiliyorlar. Ama demek ki Kürtler dünyada yeterince bir lobi oluşturamadı. Kendini bir türlü yeterince anlatamadı. Ayrıca da Kürtler böyle sosyal ve illeri bir toplumun sömürgesi değil, baskısında değil. Tam yani vahşi 3 tane devletin kontrolü altındaydı. 4 devletin kontrolü altındaydı. Vahşiler gerçekten. Vahşi olmasalardı bugün Irak'ta bu kadar olmazdı. Suriye'de bu kadar olmazdı. Birbirini kesiyorlar, biçiyorlar. Vicdan yok, vahşiler.
Kürtler dört vahşi arasında kaldı maalesef. İki ülke ve saydınız. Yeterince götüremedi, anlatamadı. Yani politikada vahşiler, gerçekten vahşiler. Durum böyle iken Orta Doğu ister istemez yeterince kendi demokratik zeminine oturamıyor ve insan hak ve özgürlüklerine bir türlü saygı duyulamıyor, sevgi gösterilemiyor ve toplumlar birbirini kesiyorlar. Tam bu noktada için diyorum, Şuran Bey, yani bu bir rasyonel talep değildi itirazı var. Yani doğru bir zaman mıydı itirazına siz ne diyorsunuz? Doğru bir zamandı. Yani tamam, yeterince belki başka ülkeler ikna edilmedi. Ama meselenin doğrusu dile getirildiği zaman çok iyi bir zamanda bu karar verildi. Çünkü devletler her zaman Kürtlere biz tamam birlikte hareket edelim, önce bu sorunları çözelim, ondan sonra sizin de haklarınızı tanıyacağız demişler. En sonunda hep Kürtlere ihanet etmişler. Yani yarın Irak gerçekten belli bir diyelim istikrara kavuşsa, bu sefer Haçlı Şahviler, bilmemleri, ordular tekrar Kürdistan üzerine gelecek. Bu %100'dür. Bak, mesela DAEŞ'tir, şudur, budur. Hep Kürt karşı mesela savaştı. Gerçekten Kürt olmasaydı, yani en iyi asker Kürt oldu diyebilirim. Yani peşmerge en iyi asker oldu. Maalesef yani demek doğru bir yeterince zamanda kendimize anlatamamışız. Yani doğru için de zamanlamasının yeterince biz dünya toplumlarından ve ülkelerinden yeterli bir destek alamadık. Ama mesele sadece böyle duracak demek değildir. Çünkü Kürdistan halkı mücadele verdikçe bu doğrular için direndikçe herhalde sağırlar da duyar bu durumu. Hı hı. Ve bizim kimseden bu konuda hiç korkumuz yok. Kim gelirse gelsin, sorun değil. Yani Sayın Barzani'nin dediği gibi bu işe Kürt halkı karar verdi. Ben de halkımın yanındayım. Onunla birlikteyim. Kim gelirse gelsin sorun değil. Bizim kimseyle savaşma isteğimiz veya arzumuz yok. Ama bize karşı savaşana biz göğsümüzle siper oluruz. Başbakan, biz de aynı şeyi. Evet, Başbakan Neşivan Barzani'nin bir açıklaması oldu geçen de. Dedi ki referandum ilan edildi. Evet, olacak ama neticede Kürdistan devletini biz hemen ilan edeceğiz anlamına gelmiyor bu, dedi. O zaman bu referandumun anlamı neydi? Siz katılıyor musunuz bu ifadeye? Şimdi referandum özünde hemen çabuk bağımsızlığa başvurmak şey değildi yani. Yıllardır Bağdat'la olan sorunların çözülmemesi, Bağdat'ın Erbil'e değer vermemesi, istediği gibi hareket etmesi, Kürt halkının istemlerini karşılamaması, Irak genelinde ayrılan bütçenin zamanında verilmemesi veya hiç verilmemesi, ki toplum olarak elbette onun da, bu toplumun da bir savunucusu anlamında olması gerektiği için peşmergesinin olması, peşmergeye aynı şekilde yardım edilmesi, bu hiçbir yardım şey tarafından doğru dürüst karşılanmadı. Her istek ya sallantıya bırakıldı ya da hiç karşılık cevap verilmedi. Böyle bir durumda nasıl davranılacak? Elbette Kürt halkı artık diyecek, ben hep sana bağlıyım, sen de beni sallıyorsun. Öyleyse ben kendi kaderimi kendim çizeceğim ve iyi bir zamanda çizdi. İyi bir zamanda. Çünkü yeterince bedel verdi ve yarın eğer Irak hükümeti istediği yere kavuşursa, güç kazanırsa, gene de eskiden olduğu gibi 1946'larda olduğu, 1975'lerde olduğu,
her zaman oldu. Evet. Yani Şivan Bey, yani neticede bu referandum sonrasında %93 oy evet oyla bağımsızlık talep edildi. Yani şimdi burada şu dakikadan itibaren Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimi artık bir Irak devlet Kürdistan devletine dönüşecek mi? Bağımsızlığını ilan edecek mi? Vallahi onu siyasiler bilir. Yani ben bir sanatçı olarak işin içinde değilim. Politikanın içinde değilim. Onu Kürt parlamentosu var, Kürt siyasileri vardır, Kürt diplomasisi vardır. Elbette çeşitli taraflarla konuşuyorlar meseleyi. Yani ne zaman tamamen bağımsız kararını verecekleri onlar biliyorlar. Fakat referandum bu halkın bir iradesidir, isteğidir. Kürt halkı evet biz bağımsız olmalıyız diyorsa demek ki bu gündeme girer ve yavaş yavaş da sınırı çizmeye çalışır. Peki bu siyasilerin vereceği bir karar. Peki Şivan Bey, şimdi tepkiler üzerinde biraz konuşalım arzu ediyorum. Siz bu kadar tepki bekliyor muydunuz? Yani Amerika tepki verdi. İşte Türkiye'nin tepkisini ayrı bir başlıkta konuşacağız ama Avrupa Birliği de yani düşük dozda da olsa tepki verdi. Amerika tepki verdi vesaire. İşte İran sert tepki verdi. Böyle bu tür bir tepki bekliyor muydunuz? Biliyorsunuz zamanda dört devlet tarafından kurulan bir sento vardı. Sento. Yani İran, Irak, Suriye, Türkiye bu tamamen Kürtlere karşıydı. Yani çünkü hep Kürt isyanları vardı. Yani her Kürdistan'ın her parçasında her zaman isyanlar oluyordu. Herhangi bir isyan bir güç kazanırsa ve devletlere yani zararlı duruma gelirse ki hepsinin birlikte nasıl hareket edeceğine dair her zaman toplantıları oluyordu bu şey çerçevesinde, sento çerçevesinde. Bu olabilen bir şeydir. Ben şahsen bekliyordum bunu ki Türkiye kendi Kürdüne bugüne kadar hiçbir şey vermemiş. Yani bir televizyon açmış bilmem ne falan. Bunlar Kürtlerin 100 tane televizyonu var, hiç sorun değil. Kürtlerin kendi okulları var. Yani Türkiye zaten bir bela içindedir. 30 milyona yakın Kürdü vardır. Bu Kürde hiçbir hak vermemiş ki bugüne kadar. Yani onun için de herkesten önce Kürtten korkan Türkiye'dir. İran'da belli toplumlar vardır. Azeriler, Belciler, Gilekler, ne bileyim Türkmenler, Huziler, Kürtler bir sürü toplum vardır. İran'da İslami Cumhuriyet deyip bunların hepsini çerçevelendirmiş, tutmaya çalışıyor. Yarın İran'da öyle bir şey olabilir. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'nin belası Kürtlerin meselesidir. Kendilerinden korktukları için diyor Irak'ta böyle bir bağımsızlık oluşursa hepimize bu bulaşır. Onun için biz çabuk boğmalıyız bunu. Bulaşır mı? Yani neticede bir Türkiye için bir tehdit midir? En azından Türkiye özelinden başlayalım. Yani bir gerçek vardır. Bu Türkiye bunu tehdit saymamalı. Türkiye hep Kürt'ü tehdit saymış. Yahu Türkiye şimdi sevgili Erkam abi, Türkiye kendi içindeki toplumları renkleriyle, dilleriyle, ne bileyim toplumsal değerleriyle kabul etmese Türkiye iyi bir Türkiye olamaz, mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye'nin her zaman başı belada olacak ve Türkiye ne ekonomikmen gelişir ne sosyal bir şekilde gelişir. Her zaman Türkiye'nin başında diktatörler durur. Diktatörlerin kararıyla hadi dağıt şuna saldır, şuna saldır, şunu vur, aman Türkiye bu bulaşır, şu bulaşır diye yani Türkiye'yi harç hurç eder. Türkiye'nin ekonomisi savaşa gidiyor. Ya yıllardır o savaşa verilen ekonomi eğer Türkiye toplumları için harcansaydı şimdi Türkiye cennetti. Kürt'ü de rahattı, Türk'ü de rahattı. Niye savaş ya, niye? Neden? Aman Türklük gider. Aman yok, Türklük nereye gider? Ne olmuş yani?
Ya o toplumlar birbirine karşı saygılı olduktan sonra İsviçre'de de bir sürü toplum birlikte yaşıyor, görüyorsunuz. Yani 4-5 topluluk vardır İsviçre'de ya da Belçika'da ya da hatta İsveç'te. Mesela Almanya'da öyledir, Fransa'da öyledir, İspanya'da öyledir. Evet, bazı küçük küçük sorunlar da çıkabilir, bunlar olabilir. Ama gerçek olan, var olan bir şeyi inkar etmek ve de yasaklamakla hiçbir yere varılmaz. Türkiye bu konumuyla, bu durumuyla, bu asimilasyon politikasıyla, bu metotlarla hiçbir zaman bir yere kavuşamaz. Ben bunu Türkiye'nin selameti için söylüyorum. Türk ve Kürt halklarının selameti için söylüyorum. Evet. İnsanlığın selameti için söylüyorum bir sanatçı olarak. Herkese sesimi duyurmaya çalışıyorum. Diyorum, vazgeçin bu savaş sevdasından. Evet. Bu savaş kimseye iyi bir şey getirmez ve Kürt de eski Kürt değil. Kürt artık dünyaya açılmış kocaman bir toplum. Kürt'ün siyasetleri vardır, gücü vardır, nesi vardır. Yani Kürt de öyle durmaz. Evet. Yani peki, ne kadar fazla yaparsa intikamcı bir ortam, bir durum çıkar ortaya. İntikamcı bir durum çıkar. Toplumlar birbirini keser. Bu iyi değil. Bunda kimse kazançlı çıkmaz. Türkiye durmuş yerinde, herkes suçluyor. Önüne geleni, onu gibi düşünmeyeni hapse at. İşte bu FETÖ'dür, hapse at. İşte bu PKK'dır, öldür. İşte bu bilmem kimdir, böyle yap. Şimdi de buraya, yani Kürdistan güney kesiminde, yani Kuzey Irak dedikleri buraya şimdi ne diyor? O oluşum aslında zamanda biz kabul etmemeliydik ama elimizden çıktı. Bu referandum meselesi bizim için istifade edilen bir durum. Biz bundan faydalanmalıyız diye. Daha dün hiç merhaba demediği Bağdat hükümetine şimdi askerlerini bile Slopi'ye çağırdı. Erdoğan çok ağır konuşmuştu böyle Bağdat hükümeti hakkında. Tanklarla gidip geliyorlar. Utanılacak şeyler ya. Utanılacak şeyler ya. Utanmıyorlar mı ya? Vallahi yani. Yani Şivan Perver, peki tam bu noktada, yani Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması oldu ve çok sert açıklamalar oldu bu konuyla alakalı ve şunu dedi, bir gece ansızın girebiliriz dedi. Savaş ihtimalini söyledi ve tanklar dönüp duruyor sürekli sınırda. Dediğiniz gibi Irak askerleriyle birlikte. Peki gerçekten Türk ordusunun Kürdistan'a gireceğini, ihtimalini veriyor musunuz? Eğer girerse ne olur? Şimdi zamanında biliyorsunuz biz böyle bir şeyi hiç onlardan beklemiyorduk ve hatta hep barış olsun diye Diyarbakır'a gittik, onlara el sıkıştık ve gereken yerde onlar için hep olumlu konuştuk, pozitif konuştuk. Aman iyi bir süreç başlamıştır, bu süreç kimse tarafından şey edilmesin, bertaraf edilmesin diye hep uğraştık. Televizyonlarda sesimi duyurmaya çalıştım. Türkülerde sesimi duyurmaya çalıştım. İlk olarak tarihte böyle bir şey oluyor. Bu süreç bizim toplumlar arasında bir güven yaratmaya çalışıyor. İşte bir dostluk, kardeşlik. Ondan sonra biz yeni yeni iyi bir sisteme, iyi bir yönetime kavuşabiliriz diye işte yeni Türkiye ismiyle ortaya çıkışı, ki herkes bu konuda sevindi. Yani herkes dostluk elini uzattı. Fakat maalesef uzatılan tüm eller kırılmaya çalışıldı. Yani şimdi tek el havada ve her şeye karar verecek verir durumdadır. Evet. Onun için bu çok büyük zararlara yol açar. Şivan Bey, hele, efendim. Tam bu konuda size bunu açmak için şunu sormak istiyorum. Evet, siz 2013 Kasım'ıydı, Mesut Barzani ile birlikte Diyarbakır'a geldiniz.
Tarihi Evet. bir gündü Diyarbakır'da. Tayyip Erdoğan oradaydı. Ve orada Bülent Arınç hükümet üyeleri de orada bulundular. Önemli bir gündü o gün. Güzel şeyler söylendi. Şarkılar söylendi. Megri Megri şarkısını İbrahim Tatlıses'le birlikte Ağlama Ağlama bildiğim kadarıyla Türkçesi. Bunu orada söylediniz. Her şey çok iyi gidiyordu. Ve aynı zamanda Sayın Barzani AKP'nin parti kongresinde alkışlarla Türkiye seninle gurur duyuyor alkışlarıyla karşılandı. Onur konuğu olarak ağırlandı. Ve aynı zamanda Sayın Barzani Türkiye'de şu an arkanızda olan Kürdistan bayrağı ve Türkiye bayrağıyla birlikte yan yana konarak ağırlandı. Peki sonra ne oldu da bu noktaya geldi sizce? Demek ki bak ben her zaman tarihten bazı örnekler veririm. Büyük İskender en yakın arkadaşını öldürmüş. Neden? Çünkü arkadaşı hep onu işte yanlışlarından dolayı eleştirmiş falan filan. İslam tarihine baktığımız zaman mesela Hazreti Ali dinin direğiydi. Fakat böyle güç için Hazreti Ali de parça parça edilerek öldürülmüş. Bir anda diyorsun ya böyle bir kişi böyle bir dinin direği nasıl öldürülür? Ama insanlar öldürmüş demek ki. Ha mesele neydi mi? Güç meselesi içinde. Güç. Demek ki burada herkesi kendi yoluna getirmeye çalışmış. Ha bazı şeyler yoluna gitmeyince onlara terörist diyor, dışlıyor, suçluyor, her şeyi diyor. Böyle bir duruma gelmiş yani böyle. Yani onun için onlara göre yürümeyen herkes teröristtir. Herkes Ha, yanlıştır. hizmet hareketini mi kastettiniz? Her türlü baskıyla, savaşla ne ile olursa olsun üstüne gidilmeli şey vardır, düşüncesi vardır. Yani demek ki bunlarda bu var. Yani Bunların açmanız düşündüğü açısından güç meselesi. soruyorum. Yani biraz önce üstü kapalı geçtiğiniz o terörist diyor derken hizmet hareketi Fethullah Gülen ve taraftarlarını mı kastettiniz? Yoksa Kürt yani ona da yani Sayın Gülen'in de taraftarlarına ki bugün yakaladığı herkesi öğretmenleri, bilim adamlarını, sosyologları, doktorları ya bu ülke için gerekli olan insanları, insanlığa hizmet eden insanlar yakalanıp hapishanelere tıkılıyor. Yani bunlar şey dışı insanlar, siyaset dışı insanlar, bunlar bilim insanları, bunlar öğretmen, bunlar toplumun en büyük değerleridir. Yani bu gibi değerler hapise atılır mı ya? Peki sen bu toplumu kimle idare edeceksin? Nasıl öğreteceksin bu topluma? Nasıl bilim vereceksin? Nasıl öğretim vereceksin bu topluma? Eğer sen öğretim üyelerini, sen ne bileyim sağlık insanlarını yani bunları toplayıp hapishanelere tıkarsan peki kim bakar bu topluma? Kim sahip çıkar bu topluma? Ne öyle arkasında ne kalır? Ardında ne kalır? Üfare kalır. Bizim Kürtçe dediğimiz gibi üfare kalır yani. Ha üfareden de ekmek olmaz. Üfare kelimesi bilmem Türkçesi ne? Üfare kelimesi yani harmanın en son böyle karışık bütün çeşitli gerekmeyen bitkilerden oluşmuş bir karışık bir mix bir şey. O da ondan ekmek olmaz. Yani o zaman Yani peki yani o böyle zaman kalan bir toplumdan da idare şekli olmaz. yani o Olsa zaman olsa asker olur, olsa olsa öldürücü olur. Yani o zaman şu Buyurun. mu? Yani o Diyarbakır'daki o fotoğraf, sizin verdiğiniz bir o fotoğraf, o Mesut Barzani ile olan güzel ilişkiler, o dönem lazım olan siyaseten bir oyun muydu peki bütün bunlar? Demek ki işin içinde oyun varmış. Yani biz çok inançlı bir şekilde, güvenli bir şekilde ki istediğimiz bir şeydi. Yani diyorduk savaş bitsin, yani olmasın, toplumlar arasında dostluk oluşsun, toplumlar kabul edilsin, toplumlar birbirine artık saygı ve sevgiyle yaklaşsın. Yani yıllarca Türk halkının gözünde Kürtler düşürülmüştü. Düşürülmüş bir toplum haline gelmişti. Türkler de artık vicdanına dayanıp desin, Kürtler bizim
dayılarımız, amcalarımız, kardeşlerimiz olmuşlar, yeğenlerimiz olmuşlar. Ya biz Kürtlerle evlendik artık, çocuklarımız Kürt Türktür. Ya yeter böyle bir şey yapmayın ki Kürtlere, Türklere nasıl bir hak verilmişse Kürtlere de verilsin. Ne var ya, ne var? O da o kendi diliyle eğitilsin. O da kendi diliyle eğitilsin. Yani bunun ne zararı var ya? Bir de iman, din varsa, gerçekten Allah'a inanç varsa, eğer Allah dilleri yaratmışsa dünyanın da Kürtçeyi de yaratmış ya. Sen Kürtçe yasaklamakla Allah'a karşı oynuyorsun. Diyor musun? Eğer hep dinden, imandan bahsediyorlar. Madem ki dinin, imanın var, sen Allah'ına karşı suç işliyorsun ya. Kürt'ün dilini de Allah vermiştir. Bu da bir toplumudur. Bu da Allah'ın bir toplumudur. Sen ne hakkın var bu toplumu yok etmeye? Kurban etmeye ne hakkın var senin? Diyor musun? Yani biz barışçıl bir yürekle oraya gittik. Peki şu dedik, an savaş bitsin. Bitsin. Türkiye artık savaşla oynamasın. Türkiye artık ekonomisini, gücünü savaşa tüketmesin. Savaş yolunda tüketmesin. Peki Şivan Perver, peki efendim, bugünden geriye doğru baktığımızda Diyarbakır'da sizin de orada vermiş olduğunuz fotoğraf, pişman mısınız? Elbette pişmanım. Çünkü oraya gittiğimde çok acayip şeylerle karşılaştım. Ne yani gibi? Bende hiç böyle bir sevgi duygusu oluşmadı. Tam tersine biraz nefret oluştu. Ne gibi? Yani benim neyle gördüklerim beni çok üzdü. Ne gibi? Gördüklerim beni çok üzdü. Ne gördünüz? Yani topluma saygı, sevgi yok. Toplum mesela, birincisi ben Habur kapısında treylerin 15 kilometre böyle durduğunu, ki o insanlar çoluk çocuğu için gelip bir ekmek kazanmak için yollara düşüyor. 5-10 gün orada bekliyorlar kilometrelerce, ki o zaman Sayın Bülent Arınç da bana sormuştu. Ne gördün falan dedim. Birincisi dedim, çok üzüldüm. Siz, niye burada sadece bir kapı var? Niye 5-10 tane kapı yok? Niye bu treyler günlerce bekliyorlar? Yazık değil mi bu insanlara? Bu sizin toplumun insanlarıdır. Bunlara sahip çıkmak, yardımcı olmak gerekli. İşlerini yapsınlar. Zamanda gitsin, zamanda gelsin. Ekonomi daha gelişir. İnsanlarda moral gelişir. Yazık değil mi bu insanlar köle gibi günlerce böyle sıra kamyonlar duruyorlar. Tek kapı vardır. Memurlar zalim. İnsanlara karşı saygıları yok. Ondan sonra yani ikincisi, oradan Diyarbakır'a kadar gittim, bir ağaç bulamadım ya. Bu Mezopotamya'dır. Yani dünyanın, Adem'in, Hevan'ın doğduğu yerdir burası. Yani bu Mezopotamya, The Garden of Eden. İngilizce var değil mi? Hı hı. Mezopotamya, Garden of Eden, where Adam and Eve born. Yani Adem ile Hevan burada çıkmış. Nebi Nuh'un tufanı olmuş değil mi? O da bak Cudi Dağı. Yani insanlık burada çıkmış ortaya, eğer yani bizim dine inancımız varsa insanlık buradan çıkmış ortaya. Peki bu Adem ile Hevan'ın toprağı, bu Nebi Nuh'un yuvasında niye bir ağaç yok ya? Kupkuru. Dedim, demek ki bir yer böyle boş verilmişse insanlığa da boş verilmiş demektir. Yani toplumun da değeri yok demektir ha. Onun için yani... O zaman bu tehditlerinizi yetkililere, mesela Sayın Arınç'la konuştum dediniz. O zaman bu razı olduğunuz görüntüleri Sayın Arınç'a da iletmiş miydiniz hükümet yetkililerine? Ya yanımızda da Erdoğan oturuyordu. O da sordu, dedi ne diyor? Dedi, kendisi anlattı. Hatta Sayın Kek Mesut da sordu, dedi ne dedin? Çünkü ben Türkçe konuşuyordum. Dedim bu. Kek Mesut dedi, valla biz istiyoruz 5-6 kapı açmaya, dedi. Sizler yapmıyorsunuz. Anne öyle de söyledi. Erdoğan da dedi, aa nasıl, biz emir vermiştik birkaç kapının açılmasına. Ondan sonra dedi, şey meselesine gelince, ağaç meselesi, dedi biz bilmem Bursa'nın bilmem neresinde milyonlarca ağaç diktik. Dedim hayır, ben burayı soruyorum. Bursa'da ağaç çok. Ben Cizre'yi diyorum, Sinop'u diyorum. Dedim burada ağaç yok. Anlıyor musun? Hı hı. Yani
bir boş vermişlik vardır. Yani insanları kaderiyle terk etme, bir de terk etme yalnız değil, bir de saldırma, bir de ölüme sokma, bir de yuvasını yıkma, bir de bu vardır. Anlıyor musun? Yani yahu eğer bir toplum varsa, ki bu toplum binlerce yıldan gelen bir toplumdur, Kürtler kendi yuvasında kimsenin hakkına tecavüz etmemiş, kimsenin ülkesine saldırmamış. Bölünen Kürt bölücü değil, Kürt'ün ülkesi bölünmüş aslında. Bölücü ise Türk devletidir, Irak'tır, İran'dır, Suriye bölücüdür. Kürdistan bölünmüş, Kürt halkı bölünmüş. Yani demek ki Kürt kendini yeterince anlatamamış, dememiş ya kardeşim bölücü sensin, ben değil ya. Ben bu ülkenin çocuğuyum, ben bu toprakların çocuğuyum ha. Ya gel, sen de insansın, ben de insanım. Bu dünyada hepimize yer var. Tamam, burası senin yerin, burası benim yerim. Burası senin evin, burası benim evim. Herkes evinde oturur, komşuluk şeylerine, ilişkilerine değer evet. verilir. Evet. Ayrıca da toplumların ilişkilerine değer verilir. Evet. Bir saygı, sevgi yaratın bu Kürt ve Türk halkı arasında dedim. Sadece politikaya dayanmayın. Politika öldürücüdür, yıkıcıdır, berbattır. Sadece mesele politikaya dayanırsa, işte sadece biri ahkam kesilsin, bakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, kendi partisi üstüne gelsin. Eğer gelmese her şeyi yıkar. Bu değil ya. Yani bir parti oluşuyor toplumdan bir evet. parça, ki topluma hizmet etmek içindir, değil evet. mi? Peki Şivan Bey. Devlete de sahip olabilir, tamam. Hı-hı. Ama insanları kucaklamalı. Evet. Renkleriyle, tüm değerleriyle kucaklamalı bence. Peki biraz önce Habur kapısından bahsettiniz ve tırların orada yoğun bir şekilde beklediğini, ki 4 sene önceydi bu. Bugün ise şu an itibariyle de bayağı bir yoğunluk var. Tırlar şu anda bekleşiyor ve aslında henüz daha kapı kapanmadı ama Erdoğan kapatacağım dedi bu kapıyı ve o zaman yiyecek bulamayacaklar orada dedi ve bunları kaldırıp atacaklar dedi en son. Bu konuda düşüncenizi alabilir miyim? Diyor, çünkü diyor Kürtler kendi iradesinden vazgeçsin, tamam benim irademe bağlansın diyor. Kürtler şimdi iradesiyle referanduma gidiyor. Ha, bağımsızlık istiyor. Ben her tarafı kapatırım size. Açlıkta ölürsünüz. Bu anlam çıkıyor ortaya. Ve yapsın bakalım. İstiyorsa yapsın. Bence en başta en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Türkiye'yi harabe ederler gerçekten. Harabeye çevirirler. Bu da çok kötü. Yani dünya savaşı çıkar ortaya. Ki Türkiye İran'da katılırsa bu işe var ya. Gerçekten dünya savaşı çıkar ortaya. Bak Afganistan ve Irak dünyaya ne kadar zarar verdi. Dünyada kriz oluştu. En gelişmiş ülkelerde bile kriz oluştu. Ekonomik kriz oluştu. Ondan sonra Suriye karıştı. Bak ne hale geldi. Ben onlar yerinde olsam daha çok ılımlı olurum. Daha çok insancıl olurum. Gelirim Mesut Barzani ile oturur konuşurum. Derim ne istiyorsun sen? Demek ki Bağdat'la anlaşamıyorsun. Hakkındır, tamam istersen tamam ol. Peki ben Kürdümü ne yaparım? Zaten Türkiye'deki Kürdün ayrılma isteği yok. Türkiye'deki Kürt ile ben bağımsız Kürdistan burada kurayım diye bir şey yok. Zaten bir siyasi sınır yok. Yani Maraş'ta da Kürt var, Türk var. Sivas'ta da Kürt var, Türk var. Orta Anadolu'da da Kürt çok. Konya'da da Kürt çok, İstanbul'da yarısı İstanbul, yarısı Kürt olmuş şimdi. Mersin'in yarısından fazlası Kürt olmuş. Adana, Çukurova Kürtle dolmuş. Peki sen kimi kimden ayıracaksın? İnsan der ki ya mükemmel artık yeter. Bu terör, teröristtir, şu bilmemler meseleyi atalım ya. Dur ya biz herkese yol verelim ki Türkiye'yi yeni baştan onaralım. Mükemmel bir sistem kuralım. İnsanlara sevgi verelim. Sevgiyle insanları iyi yetiştirelim. Hı hı. İyi yetiştirelim insanları. Tabii. Yani şimdi şeye diyor terör. Yani Sayın Fethullah Gülen'i o şekilde değerlendiriyorlar. Çok ayıp bir şey. O insan diyor her kitaplarında, yazılarında diyor herkese yardımcı olmaya çalışın diyor. Onlara destek olun diyor. Bilim götürün diyor.
okullar açtı. Çeşitli dillerle insanlar eğitiliyor. Ben okullarında hiçbir kötülük görmedim gerçekten. Yani ben en iyi öğrenciler onların okullarında yetişiyor gördüğüm kadar. Çocuklar 3-4 dilde yetişip ortaya çıkıyor. Ne güzel. Bilim yuvası kurulmuş ya. Yani insan böyle bir şeyi de bilmem terör deyip o kadar kötüler mi? O kadar suçlar mı? Yani demek ki nezdinden çıkarmak sadece gücü kazanmak için herkese demek ki ona da terörist diyebilir, Kürt'e de saldırabilir. Kürt ne kadar haklı olursa olsun Kürt'e de saldırabilir. Yani peki, demek ki her türlü günaha girebilirler. Peki saldırabilir dediniz. En kötü senaryoyu sorayım size. Eğer ki Türkiye Erdoğan'ın dediği gibi Kürdistan'a girerse, Türk Silahlı Kuvvetleri, ordular girerse ne olur sizce? Yani bir karşılık verilir mi ve neticede bir savaş mı çıkar? Neticede Kürt halkıyla Türkiye birbirine mi girer? Ne olur bunun sonu? Zaten öyle de olabilir eğer öyle bir şey yaparsa olur. Çünkü Türkiye'deki Kürt de rahat durmaz. Türkiye'deki Kürt de çok üzülür ve buna karşı gelir. Bu bir kere Türkiye'de çok büyük bir sorun olur. İkincisi de buradaki Kürt asla böyle bir şeye izin vermez. Tankının önünde kendini, yani tankın önünde yatar, beni basıp gitsin der. Yani inanmıyorum ki Zaho'da o silahları, tankları falan Zaho'nun içine girsin de Kürt halkı kabul etsin. Öyle bir şey mümkün değildir. Yani Kürt halkının artık şeyin sınırını geçmiş durumdadır. Öyle bir şeyi asla kabul etmeyecek. Umarım, dilerim, Allah'tan dilerim ki öyle bir şey olmaz, olmasın. Evet. Ki böyle bir şey sadece Kürt'e değil, herkese zararı olur. Çok şey karışır yani, çok karışır. Berbat olur gerçekten. Peki yani, şu anda bu Kürdistan, bu seçimler referandumla alakalı Türkiye'de parlamento biliyorsunuz onay verdi sınır ötesi harekat için. Bu konuda bütün partiler birleşti. Bütün partiler derken tabii de bir kastetmiyorum. Yani AKP, CHP ve MHP bu konuda ittifak halinde ve aynı çizgideler. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuda bir farklılık arz etmiyorlar. Maalesef bir yerde demokrasi tükenmişse insan beynindeki güzelliklerin yeri kötülükler almışsa sadece güç istemi oluşmuşsa yani her türlü kötülük yapabilirler. Onun için de demek ki bunlarda yılların verdiği bir daha çok Kemalizm'den gelen bir eğitim biçimi, bir pan-Türküzm düşüncesi. Demek ki hepsi bununla yoğrulmuş hamur budur, hamur. Biliyor musun? Yani onun için Kürt'e karşı böyle bir gafın herkes tarafından olması demek ki görünürdedir yani. Hı hı. Ki yani CHP de aynı yoldadır bence. Ki biliyorsunuz MHP zaten söz yok ona her şeydir. Her şeydir. Yani peki, bu kararı birlikte verirler. Çünkü demokrasi yok. Çünkü insan haklarına saygı yok. Yani böyle bir şey olmayınca da elbette birlikte karar verirler. Peki, hepsi Kürt halkının düşmanı. Peki Şivan Perver, şöyle bir itiraz da var şu andaki referandum ve sonrasıyla da alakalı. Erdoğan ve İbadi de aynı cümleyi sarf etti. Dediler ki ırkçı bir devlet yapılanması orada kuruluyor. Irk temelli. Bir ulus devlet. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz dediler. Öyle mi peki? Şimdi bak ben az önce örnek verdim şey için. Hazreti Ali için değil mi? Ali dinin direğiydi. Ama parçalayıp öldürdüler değil mi? Ne içindi? Güç içindi. Onun için güç için insanlar gerçek merhameti vicdana atarlar yani. Vicdan kalmaz insanda. Şimdi asıl yani burada bir ne devleti dediler ne devleti kurulacak. Irkçı bir devlet. Irkçı devlet. Irkçı bir devlet. Yani kendileri ne kadar ırkçı olduklarının farkında değil. Aslında kendileri ırkçıdır. Sen bir toplumun hakkına saygı göstermediğin zaman
sadece Arap vardır, Arap işte de Arap devleti, Türk vardır, Türk devleti, Kürt devleti olmayacak, en büyük ırkçı onlardır. Kürtler değil, Kürtler kendi yuvasına sahip çıkmak istiyor ya, budur yani, en temel hakkıdır. Yani Kuveyt bir şeyhtir. Ha? Kuveyt, kaç kişi bir devlet? Bir şeyhtir. Saddam saldırdı diye dünya kalktı Şah'a. Yani Arap değil mi? Irak da Arap, o da Arap. Peki bir Arap diğer Arap'tan değişik devlet kurabiliyor. Ya Kürt bir millet, ya o değerleri var. Ha ne? İşte suçlamak istiyor. Irkçı diyecek, medeniyetsiz diyecek, ihanetçi diyecek, terörist diyecek. Her şeyi diyecekler. Çünkü onlar ırkçı, onlarda vicdan yok. Onlarda sadece saltanat sevdası var. Herkesi kurban etmek isterler. Herkesi. Peki Şivanperver, peki bu Kürdistan diyoruz. Peki bu Kürdistan içerisinde, hani Kürtler evini kuruyor dediniz. Ama Kürdistan içerisinde Türkmenler de var. Araplar da var. Dolayısıyla Türkmenler tedirgin diye haberler geçiyor. Gerçekten tedirgin mi? Tedirgin olmalarını gerektirecek bir sebep var mı? Vallahi size yakın çok dostlarımız var burada Kürdistan'da. Kendileri görüyorlar, biliyorlar. Desinler, herhangi bir gün bir Kürt Müslüman bir Kürt Ezidi'ye saldırmış ya da bir Kürt bir Türkmen'e saldırmış ya da başka halklara saldırmış. Siz kendiniz sorun, size yakın dostlarımız var burada. Onlardan sorun lütfen bir gün. Burada en mükemmel adalet vardır. Herkesin temsilcisi var Kürt şeyinde, parlamentosunda. Türkmenler de bizim kardeşimiz. Biz asla, hiç onların Kürtlerden farkı yok. Kendi dilleriyle, kültürleriyle, istedikleri gibi eğitilebilirler. Onların en tabii hakkı. Hristiyanlar da öyle, Yahudiler de öyle, Ezidiler de öyle, Şakeli de var, Şebeki de var, Mai de var, KKİ vardır, Zerdüşti vardır. Yani herkes kendi yani şeyinde kültürleşmiş bir inancı vardır. Beyninde kültürleşmiş ve onunla biçimlenmiş bir durumu vardır. İnsanları bundan koparmak ve sakınmak insanlığa değmez. Bir insan kendi dinine saygısı varsa başkasının dinine de saygı gösterir. Evet. Kendi diline, kültürüne saygı varsa başkasına da gösterir. Başkasınınkine göstermeyen ırkçıdır, faşisttir, ırkçıdır. Evet. Onlar ırkçıdır. Onlar ırkçı. Biliyor musunuz? Kürdistan parlamentosu en demokrat parlamentodur şu anda. Ve ben bir gün duymadım bir Kürt'ün bir Türkmen'e saldırdığını ya da başka bir toplumda insana saldırdığını hiç görmedim. Araplarımız da vardır, Kürt'ümüz de var, Türkmen'imiz de var. Biz hepsini severiz, hepsine sevgi götürmek istiyoruz. Bunlar insandır. Kendi ülkesidir. Burada özgürce kendi rengiyle, diliyle, kültürüyle, değerleriyle yaşayacak. Evet. Biz böyle istiyoruz çünkü. Biz istemiyoruz illa bir Türkmen Kürt olsun ya da bir Hristiyan Müslüman olsun ya da bir Müslüman bilmem ne olsun. Ya herkes kendi rengiyle, özüyle, sözüyle, doğrularıyla böyle kalmalıdır. Evet. Böyle güzeldir. Biz evet. Türkmenimizin olmasını istiyoruz. Biz Arabımızın da olmasını istiyoruz. Biz Hristiyanımızın olmasını istiyoruz. Biz her türlüsünü severiz. Evet. Her türlü bu dünyaya düşen her insan bu topraktandır diyoruz. Hepimiz aynı topraktan geliyoruz. Evet. Evet. Bir Allah vardır, o herkesin Allah'ıdır. Evet. Tabii. Şu an beraber. O renkleri vermiştir insanlara. Bu renkleri yok etmeye çalışanlar aslında Allah'a karşı suçludurlar. Kürt halkında hiç ırkçılık yok. Irkçılık Arap devletlerinde, ben halklarında demiyorum. Türk halkını asla suçlamak istiyorum bizim kardeşlerimiz. Ben Kürt'ü sevdiğim kadar Türk'ü de o kadar seviyorum. Çünkü biz insanız. Biz birbirimizi sevmesek, saygı göstermesek, hep iktidar için, hep güç için savaşırsak var ya, biz aslında en kötüsü odur. Şey sevdasında, güç sevdasında olan kötüdür. Budur yani. Evet. Onun için peki. Şeyde yönetimler yapıyor. Güçler yapıyor bunu. Arap güçleri ırkçıdır.
Fars güçleri ırkçıdır. Türk güçleri ırkçıdır. Peki. Halklar ırkçı olmaz asla. Halklar birbirini sever her zaman. Peki. Şivanperver, ben çok teşekkür ediyorum. Aslında programımızın sonuna da gelmiş olduk. Şimdi programın başında duygularınızı sormuştum. Biraz da şimdi konuşurken de sağ elinizin baş parmağında bir siyah işaret görüyorum. Zannediyorum o seçim sandıklarında ki şey öyle mi? Ben Kürdistan vatandaşıyım, onun için ben de orada oy kullandınız. Onun işareti bu. Evet. Şunu da ilk baştaki sorumun daha şöyle sorayım. Duygularınızı sormuştum. Peki oraya parmağınızı basarken, o sandığa oyunuzu atarken o an ne hissettiniz? Ve öyle ki ben hayatımda hiçbir zaman oy kullanmadım. Çünkü oylar çoğu yerde böyle doğru dürüst insan iradesiyle yürütülmüyordu. Ya da yürümüyordu, ben hep sakınıyordum. Geri çekiliyordum. Hayatımda ilk olarak bir sesimi verdim. O da Kürt referandumu. Bu benim için çok çok değerlidir. Çok değerli. Yani nedir? Sadece Kürtle mi mübaşir olmak veya şerefli olmak bilmem. Şöyle gururlanmak, yani olay bu değil. Olay bizim doğrularımız. Yani Kürt halkının bu konuda gerçekten kendi özgürlüğüne, kendi haklarına kavuşması diğer toplumlara da bir rahatlık verir. Şimdi Türkiye Kürtlerle uğraşıyor. Türkiye bu durumda eğer bundan gerçekten vazgeçerse, bu durumda vazgeçerse Türkiye rahat eder. Türkiye mükemmelleşir. Yani bu benim bu oy kullanmam bir özgürlük meselesidir. Bir sadece şey değişimi değil ya, iktidar değişimi için veya bir seçim için değil. Bir özgürlük referandumudur bu. Onun için benim için çok önemli. Hayatımda ben 60 yaşına gelmişim. Hayatımda ilk olarak özgürlük için sesimi kullandım. Oy verdim yani. Peki. Bu benim için çok önemli yani. Biz de buradan hayırlı olsun diyelim Şivan. Canım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Erkam abim, çok sevindim gerçekten. Sizlerle daha önce de çok sohbet etmiştik. Gene böyle programlarda bulunmuştuk. Ve çok sevindim ama keşke sizi tekrar burada görebilseydik. Nasıl? Güzel oldu. Belki geçen sefer gibi gün gelir Erbil'den yayın yaparız. Tekrar hayırlı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ olun. Herkese hayırlı olsun. Tüm insanlığa hayırlı olsun. Evet, burada bir programın sonuna gelmiş olduk. Karşımda Kürt dünyasının efsane ismi, efsane sanatçısı Şivanperver vardı. Referandumu konuştuk. Referandum sonrası gelişmeleri konuştuk. Duygularını konuştuk. Kürt halkının nabzını konuştuk. Evet, bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere.